İyi akşamlar. Kanal 3 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 3'ün yanında ben Işıl Sekerli'nin sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insan ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Arif Kasımov'u Bakü Bölgesel Yürütme Komutanlığı görevinden çıkarma kararnamesi yayınladı. Arif Adil Oğul Kasımov, Bakü'nün Nizami İlçe İcra Gücü Başkanı olarak görevinden alındı. Bir süre önce Vahit Ahmetoğlu kalp problemleri nedeniyle Türkiye'ye özel bir uçakla götürülmüştü. Milletvekili Arif Orucov, Vahit Ahmetoğlu'nun sağlığı normal olduğunu, tedavisi sona erdiğini, Ahmetoğlu'nun iyi hissettiğini diyerek şöyle devam etti. Her gün iletişim halindeyim, durum istikrarlı, risk bitti. Pazartesi günü doktorlar başka bir muayene yapacak ve görüş bildirecekler. Ardından Azerbaycan'a dönme kararı verileceğini belirtti. Azerbaycan'daki Türk Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada Türk Hava Yolları 14 Temmuz'dan itibaren Azerbaycan ile Türkiye arasındaki uçuş sayısını haftada 4 kez artıracağını bildirdi. Uçuş günleri Salı, Çarşamba, Cuma, Cumartesi günleri yapılacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yapılan açıklamada 24 Temmuz Cuma namazlarında ibadet için Ayasofya'yı açmayı planlıyoruz. Bakanlar Kurulu'nun 1934 yılında Ayasofya'yı camiden müzeye dönüştürme kararını hatırlatan ve 10 Temmuz'da Danıştay tarafından iptal edilen Türk lider şunları söyledi. Tek parti yönetimi sırasında verilen bu karar sadece tarihe ihanet değil, aynı zamanda yasa dışı. Ayasofya devletin veya herhangi bir kurumun, vakfın malı değildir. Ayasofya'yı Türkiye Cumhuriyeti'nin İstanbul'un fethine yol açan 567 yıllık tarihin temel değerlerinden biri olarak gören Cumhurbaşkanı şunları söyledi. Türkiye'nin kararı sadece iç hukuk ve tarihsel haklarla ilgilidir. 29 Mayıs 1453'te İstanbul'un fethini ve Ayasofya'nın Türk ulusunun tarihinin en görkemli sayfalarından biri olarak camiye dönüştürülmesini değerlendiren devlet başkanı, bu anıtın camiye dönüştürülmesini yüzyıllar boyunca birçok canlanmadan biri olarak nitelendirdi. Ben Işıl Sekerli'nin sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.